Nabersiniz canlar? Final Fantasy 7 Rebirth incelemesiyle karşınızdayım. O zaman intro gelsin. Siz de videoyu beğenin bakalım. Hadi başlıyoruz. Baştan söylüyorum. Final Fantasy 7 Rebirth son 10-15 yıl içerisinde Square Enix tarafından geliştirilmiş en iyi Final Fantasy oyunu. Final Fantasy 7 gibi devasa bir yapımı olabilecek en kaliteli sunum ve en güzel savaş sistemlerini bir araya getirerek 2024 yılına taşımışlar. Buna diyecek sözüm yok. Bugünden bakıldığında kimine komik gelecek bir görselliği animasyon film kalitesinde uyarlamışlar. Final Fantasy Rebirth markanın başına gelen en güzel şeylerden biri. Peki benim ağzımda oluşan bu tatsızlık, bu kekremsi his ne? Niye? İşte onun cevabı biraz karışık. Bu video biraz kişisel hisler ve şikayetler barındığından aşırı tarafsızın en ilginç bölümü olacak. Ayrıca bol bol spoiler yiyeceksiniz ama 97'de çıkan Final Fantasy 7 için buna dikkat edecek değilim. Bu video bir önceki oyun olan Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 7, Crisis Core, Final Fantasy 7 Reunion'dan spoilerlar içerecekken Rebirth tarafında sadece Nibelheim kısımlarında spoiler vereceğim. Ya anlayın işte yardırıp gideceğim. Tutabilene aşk olsun. Final Fantasy 7 iki açıdan bence çok özel bir oyun. İlk olarak dönemi için devasa bir dünya ve uzun soluklu bir macera sunuyordu. Çeşitlilik açısından görülmemiş seviyede bir işti. Üstelik 90'lar sonu için inanılmaz sayıda sunum ve ara sinematik barındırıyordu. Bol bol mini oyun ve sizi sonsuz grind döngüsünden çıkaracak pek çok etkinlik de oyunla beraber geliyordu. İkinci önemli nokta ise hikayeydi. Aslında bugün oyun dünyası çok daha kompleks, çok daha duygusal ve etkileyici hikayelerin altından kalkabiliyor. ...gelişen teknoloji ve motion capture'ın... ...bir sektör standardı haline gelmesiyle... ...oyun karakterlerinin duygularını... ...daha teknik olmak gerekirse... ...jest ve mimiklerini daha gerçekçi oyunlara aktarabiliyoruz. Yine de 97 yılında... ...Final Fantasy 7 bunu başarabiliyordu. Hatta geçtiğimiz yıllarda... ...bir kez daha oynadığımda yine başarabildiğini gördüm. Oyunu olan saygım iki kat arttı ya. Sprite'den bozma... ...üç boyutlu karakterlerin hareketleri... ...ve müziğin kullanımıyla bir şekilde... ...oyun duyguyu bize geçirebiliyordu. Ve Final Fantasy 7'ye iki adet büyük plot twist ile ortalığı yıkıp geçmişti döneminde. Aslında 3 tane ama ben şimdi 2 tanesinden bahsedeceğim. Bu sahneler bugün bile çok ünlü. Bugün bile herkesin ezbere bildiği anlar Final Fantasy 7 oynamış veya oynamamış olsunlar. Herkes biliyor bunları. Sephiroth'un alevler arasında dönüşü ve Ayrton avuçlarından yere düşen materya. Sephiroth Final Fantasy 7 Remake ve Reward penceresinden baktığımızda aslında klişe bir kötü karakterden başka bir şey değil ve oyunu ilk kez bu yeni versiyonlarıyla deneyim edenlerin çok da etkilen düşünmüyorum ben. Ne demek istediğimi anlatabilmek için sizi yıllar öncesine geri götürmem gerekiyor. Öncelikle Sephiroth bir corrupted hero. Yani sonradan kötü olan bir kahraman. Ve Final Fantasy 7 Remake'in aksine orijinal oyunda onun amaçlarını çok sonradan öğreniyor ve bu da oyuncuya yani bize büyük bir şok etkisi yaratıyordu. O dönemler böyle ilginç senaryo hamlelerinin denendiği güzel bir dönemdi. Günümüzde pek çok naratif şeklinin temelleri de 90'lı yılların ikinci yarısında atıldı diyebilirim. Baldur's Gate 1 ve Legacy of Kain oyunları da yine bu örnekler arasında sayılabilir. Farklı anlatım ve naratif yollar deneyen bu oyunlar sandığınızdan çok daha fazla şeyi değiştirdi. Orijinal Final Fantasy 7'de normalde Sephiroth oyunun ilk partında hiç görmediğimiz bir karakter. Midgard sınırları içerisinde yani Final Fantasy 7 Remake'in geçtiği bölümlerde Sephiroth aslında hiç görünmüyor. Sadece onun ne kadar büyük bir soldier ve ne kadar büyük bir kahraman olduğundan bahsediliyor. Cloud da zaten sırf onu özendiği ve onun gibi olmak istediği için Shinra güçleri arasına katılıyor. Orijinal oyunda Midgard bölümlerinde dediğim gibi Sephiroth'a hiç yer verilmezken ilk kez kanizleri ve kılıcını görürüz. Shinra binası tek başına basan Sephiroth organizasyonun başkanını öldürür ve kılıcını da orada bırakır. Ekip üyeleri ve Cloud onun öldüğünü düşündüğü için başkanın odasındaki kılıcı gördüklerinde inanılmaz şaşırırlar. Sonrasında suç üstlerine kaldığı için Midgard'dan kaçarlar ve Rebirth'ın başındaki efsanevi Nibelheim hikayesi başlar. Ama hem remake hem de Rebirth yeniden uyarlamadan çok devam oyunları oldukları için nedense oyuncuları şaşırtmak için tuhaf senaryo kararları verdiklerinden bu Nibelheim bölümlerinde oyun bir kez daha önemli twistlerden birini yok ediyor. Cloud hikayeyi anlattıktan sonra Tifa olmadık bir cümle ediyor ve tüm senaryoyu bir kez daha mahvediyor. Benim hatırımda 5 yıl önce Cloud Nibelheim'e gelmedi. söylemesinin tek bir sebebi var. Final Fantasy 7 yazarları açık ve net bir biçimde sizin öncesinde orijinal Final Fantasy 7, Crisis Core Final Fantasy 7 ve Advent Children'ı bildiğinizi varsayıyor. Aslında Cloud orada ama hikayeyi anlattığı perspektif hatalı. Cloud Nibelheim hikayesini kendisinin değil, Zack'in perspektifinden anlatıyor. Aslında bunu güzel gizlemiş ve son ana kadar güzel götürmüşler. İşte Tifa'nın ettiği tek laf ortalığı bu yüzden yok ediyor. Ya ne güzel hikaye çatısı kurmuşsun. Neden İlla illa bozmaya, onu yıkmaya çalışıyorsun ki? Ha benim derdim oyunun senaryosunun değiştirilmesi değil ki bunlar da çok açık fikirliyimdir. Sadece onlarca yıl sonra ilk kez Final Fantasy 7 ile tanışan insanların o güzel epik hikayeyi düzgünce deneyim etmesini isterdim. Ama paralel evren, kaderin zincirleri gibi tuhaf ve hiç anlatıya uymayan eklentiler ne yazık ki Final Fantasy Remake'de olduğu gibi Rebirth'de de tadımı fena kaçırdı. Orijinal Final Fantasy 7'nin devamı gibi davranan bir remake oyunu kötü bir fikir. Onu söyleyeyim. Zaten Square Enix de oyunun hikayesinden keyif almanız için remake oynamanıza gerek yok falan dediğinde pazarlama hamleleri uğruna yok edilen çok güzel, çok tatlı bir hikaye olduğunu anlamıştım. Ha gameplay tarafı inanılmaz çeşitli ve adaptif. Adaptif burada önemli bir kelime çünkü oynanış mekaniklerini istediğiniz gibi eğip bükebiliyor ve kendi tarzınızı oluşturacak şekilde gameplay'e yansıtabiliyorsunuz. Bir kere öncelikle oyun remake'e göre çok daha hızlı ve daha çok Final Fantasy 16'yı yansıtıyor. Elbette onun kadar aksiyon odaklı değil ve parti yönetimi de çok önemli. Hızlı komutlarla karakterlerin özel güçlerini aktif edebiliyor veya oyunu yavaşlatıp taktik ekranı üzerinden istediğiniz komutları uygulamalarını sağlayabiliyorsunuz. Blok ve perinin önemi artmış ve yapması Final Fantasy 7 Remake'e göre çok daha kolay, aynı zamanda çok daha ödüllendirici. Bir de sinerji sistemi getirilmiş. Partideki karakter sayısı arttığından dolayı karakter arası güç paylaşımı ve güç birleşimi de önemli. Her karakterin diğeriyle yapabildiği özel hareketler veya özel bitirici güçler var. Bunları oyuna eklenen yetenek ağacı üzerinden aktif ettiğinizde eğer partidelerse uygulayabiliyorsunuz. Her karakterin daha iyi sinerji yakaladığı diğer karakterler var ve bu sinerji karakterlerin kendi aralarındaki uyuma göre uygulamanız gerekiyor. Üzerine limit güçleri ve dinamik dövüş sistemi eklendiğinde Rebirth oynamak gerçekten çok keyifli hale geliyor. Ayrıca ana oyundaki ikonik anları, ikonik bölgeleri yeniden görmek ve onları güzel görseller eşliğinde deneyim etmek de çok güzeldi. Ayrıca summon yapmam sağlayan özel materyalleri alış şeklimizi çok beğendim. Oyun dünyasında öylece bulmak yerine bunlarla alakalı minik görevler veya oyun dünyasına gitmeniz gereken tapınakları bulmanız gerekiyor. Final Fantasy 7 Rebirth açık dünya olduğu için bol bol arazi görevi de eklenmiş. Bunlar genel olarak kendi vasıtasıyla bize veriliyor ve ekipmanları geliştirmeye ve yeni materyaller oluşturma noktasına çok yardımcı oluyorlar. Elbette aşırı grind işler olduğu için ana görevler veya üzerine düşünülmüş yan görevler kadar iyi değil değiller. Yine de oyunun dünyası ilgi çekici olduğundan ve savaş dinamikleri eğlenceli olduğundan uzun süre şikayet edeceğiniz bir şey değil ama bir kere şikayet etmeye başlayınca Chandler oyundaki en sinir bozucu karaktere dönüşüyor. Materya sisteminden kısaca bahsetmiştim zaten Final Fantasy 7'nin eşsiz ve en eğlenceli yönlerinden biri olduğu için Rebirth'te de çok iyi işliyor. Eğer bilmiyorsanız veya hiç duymadıysanız kısaca onun da üzerinden geçeyim. Materyalar oyun dünyasında bulabildiğiniz aktif veya pasif yetenekler. Bu kürelerle standart saldırı hareketleri kazanabileceğiniz gibi bazı pasif özellikler de edinebiliyorsunuz. Ama bunları bir yetenek ağacı üzerinden açmak yerine karakterlerin ekipmanları vasıtasıyla kullanabiliyorsunuz. Karakterlerin silah dahil olmak üzere 3 farklı ekipmanları var ve bu ekipmanlara materyaları takabiliyorlar. Yine bu ekipmanların yapısına göre materya slotları değişebiliyor. Bu slotları ise karakterlerin gitmesini istediğiniz yöne göre materyalarla doldurabiliyorsunuz. Ayrıca bazı materyalar birbirleriyle etkileşimli olabiliyor. Yani oyunu Mantığı daha iyi ekipmanlar bulup materya slotlarını arttırmak ve daha iyi materyaller bularak güçlenmek üzerine. Çünkü bir materyayı kullandıkça ona seviye atlatabiliyor ve yeni özelliklerini açabiliyorsunuz. 30 senelik bir sistem bu ama bence halen çok güzel işliyor. Sizin bu videoda izlediğiniz bütün Final Fantasy 7 Rebirth görüntüleri de performans modunda çekildi. Ne yazık ki kare saniye tarafında genelde memnun etse de odak alanı dışında oluşan bulanık görüntüler oyunun şahane görselliğine kötü bir darbe vurmuş. Aynı durum Final Fantasy 16'da da vardı. Hatta orada performans sorunları da çok önemli bir noktaydı. Çok daha iyi görünen oyunların çok iyi bir performansla bunu birleştirdiğini görmemiş olsam PlayStation 5 güçsüz ya diye işin içinden çıkardım ama Square Enix oyunlarında performans modları günden güne daha kötü hale geliyor. Bu işe bir el atmaları şart. Bari performans modu koymayın herkes 30 FPS oynasın. Biz orada performans modunu görünce otomatik oraya gidiyoruz zaten. İnceleme genelinde özellikle hikaye bazında olumsuz bir hava olsa da bu olumsuzluklar benim Final Fantasy 7 hayranı olmamdan kaynaklanıyor. Belki benim anlattığım olumsuz durumların hiçbiri sizin umrunuzda bile olmamıştır. İşte bir oyuna böyle gönülden bağlanınca insan bazen huysuzlaşabiliyor arkadaşlar. Yani yine de bu işi keşke ilk başta Nomura denen adama emanet etmeselerdi diyorum. Her ne kadar muhteşem karakterler tasarlamış olsa da yalın anlatıları karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getirebilen tuhaf bir yazarlığı var. Bunu Kingdom Hearts oynayanlar benden çok daha iyi bilecektir. Tüm bu tuhaf naratif seçimler hep onun dur burada oyun önceden oynayanları bir şaşırtalım hehehe <laughs> hevesinden kaynak. Tamam biz şaşırıyoruz abicim de daha önce Final Fantasy 7 ile tanışmamış insanlar da avel var ne oluyor lan bu oyunda diye ekran boş boş bakıyorlar. Farkında mısın? Şimdi videoyu uzatmamak için girmiyorum ama Forgotten Capital'de Final Fantasy 7 Rebirth beni çok üzdü. Sonuç olarak Final Fantasy 7 Rebirth çok iyi bir oyun. Birazdan oyunun puanını göreceksiniz ve diyeceksiniz ki kardeşim hikayeyi bu kadar gömdüysen niye bu kadar çok puan verdim? Cevabı.